Bismillahirrahmanirrahim. Oruç kitabının son bahsi Babul İtikaf. İtikaf demek kendini bir şeye adamak, kendini bir şeye vermek manasında. Şer'ansa malumunuz Ramazan'ın son 10 gününde mescitlere kapanıp ibadetle meşgul olmaktır. Şimdi hükmünü, ne olduğunu, nasıl yapıldığını anlatacak bize. Bir de şöyle bir bilgi vermiş olayım. Bu kitap, İtikaf kitabından sonra İmam Şurun Bulali Nurulizah kitabını hitama erdiriyor. Daha sonra da diğer zekat ve haccı da eklemek ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmek, 5 şartını izah etmek niyetiyle daha sonra bir ekleme yapıyor kendisi. O yüzden bazı Nurulizahlarda zekat ve hac başka alimlerin eklemesiyle de mümkündür. Bazı baskılarda da müellifin Merakül Felah'ta, daha doğrusu İmdadül Fettah'ta, Nurulizah'ın şerhi İmdadül Fettah var. Orada zekat ve hac bahsini daha sonra bir de bu kitabı muhtasar hale getirip Merakül Felah yapıyor. Merakül Felah'tan bu zekat ve hac bahsini ihtisar şeklinde, özet şeklinde Nurulizah'ın sonuna da eklendiği rivayet ediliyor. Yani aslında oruç bahsinden sonra bu kitap bitmiş oluyor. İlk müellifin ilk nuskası bitmiş oluyor. Huve nedir itikaf? El ikametu bi niyetihi, yani itikaf niyetiyle kalmaktır. Nerede? Fi mescidin, bir mescid ki tukamu fihil el cemaatu, cemaatin yapıldığı, yani kendisinde cemaatle namaz kılınan bir mescitte kalmaktır. Bil fi'li lis salavatil hamsi, 5 vakit namazı bil fiil kılınan, yani yalnızca öğlen ve ikindi kılınan, belki şirket mescitleri vardır. Buralarda itikaf olmaz. 5 vakit namazın müstakil bir şekilde cemaati olup da orada namazın eda edildiği bir mescitte kılınabilir. Medrese mescitleri mümkündür 5 vakit namaz kılındığı için. Cuma kılınma şartı yoktur. O yüzden medrese mescitlerinde de yine itikaf yapılabilir. فَلَا يَسِحُّ فِي مَسْجِدٍ, şöyle bir mescitte itikaf yapmak sahih olmaz ki, لَا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ لِلصَّلَوَاتِ, namaz için cemaat yapılmayan mescitlerde, çarşılardaki, alışveriş merkezlerindeki mescitler veya namazgahlar gibi veya işte iş yerlerinde bulunan mescitler gibi alel muhtar tercih edilen görüşe göre buralarda itikaf yapılmaz. وَلِلْمَرْأَةِ, kadın için de الْاِتِكَافُ, itikaf vardır, فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا, evindeki mescidinde. Ve huve, peki nedir bu evindeki mescit? Mahallun, bir mahaldir ki ayyenet hulis salati fihi, namazı kılmak için, yani namazı orada kılmak için belirlediği, yani 5 vakit namazını hep bir yerde kılmak için ayırmış olduğu mevkide itikaf yapması caizdir. Bu yatak odasının bir köşesi de olabilir, salonun bir köşesi de olabilir. Malumunuz kadının evin içerisinde namazını yatak odasının bir köşesinde kılması, salonda kılmasından daha eftaldir. Bu durumda 5 vakit namazını kılmak için evinin bir köşesini eğer ayırmışsa orada itikaf yapabilir. Vel itikafu ala thalaseti aksamin, itikaf 3 kısımdır. Yani hüküm olarak 3 kısımdır. Vacibun fil menzuri, vacip olan itikaf adanmış, yani adak. Şu işim olursa, Allah bana şunu nasip ederse ben de şu kadar gün itikaf yapacağım diye adanmış olan bir nezir olan bir itikaf. Yine burada bahsedecek zaten, bir kimse şayet itikaf yapmayı adarsa o gün oruçlu da olması lazımdır. Yani 5 gün itikaf yapmak bana nezir olsun, nezrim olsun diye bir kimse nezir-i adak yaparsa o kadar günde oruçlu olması lazımdır. Ve sünnetu kifayetin müekkedetun, müekked lakin kifayet, yani sünnet-i kifaye olan, bu da bir mahallede bir kişinin yapmasıyla diğer mahallelilerden hükmün düştüğü, yapması lazım gelmez diye onlardan mesuliyeti düşüren sünnettir. Fil aşril ahiri min Ramazan, Ramazan'ın son 10 gününde müekked sünnetleri itikaf yapmak. Birazdan itikafın, Ramazan'daki itikafın faziletinden bahsedeceği için şu an geçiyorum burayı. Ancak kifayete tekrar değinelim. Sünnet-i kifaye nedir? Normalde bir mahalle halkının tamamı itikafa girmeyi terk ederse o halkın tamamı bu sünneti terk etmekten ötürü mesul olur. Ancak bir kişi yaparsa diğerlerinden bu vazife düşer. Ve müstehabbun, ve üçüncü kısım olarak müstehab, yani nafile, mendub olan itikaf vardır ki fîmâ sivâhu, bunların dışında, yani nezledilen veya Ramazan'daki sünnet olan itikafın dışında kalan tüm itikaflar
Velev ki az sonra bahsedecek, camide iki namaz vakti arasında beklemek dahi itikafa girer veya 10 dakika önce gelip namaza camide oturup da nebeytul itikaf diye itikafa niyet etseniz yine bu da itikaf için geçerlidir. Vessabmu oruç şartun li sıhhatil menzuri. Menzur olan yani adanmış olan itikafın sahih olması için oruçlu olmak da şarttır. O nasıl ki o günkü yani adamış olduğunuz itikafı o gün yapmak vacip olduğu gibi o gün oruçlu olmak da itikaf süresi içerisinde nedir? Vaciptir yani şarttır. Fakat yalnızca burada çünkü zaten Ramazan'daki itikafta farz olan oruç vardır. Menzur olan da oruç tutmak ekstra olaraktan, ziyade olaraktan vacip oluyor. Nafile de olan da zaten oruç şartı yoktur. Ve akalluhu neflen, nafile olarak en azı zaten nezir yapıldığında kaç gün olduğunu kişi kendi belirliyor nezrinde. Zaten sünnet olan itikafta da son 10 gün olduğu için o zaten sayısı belli. Peki nafile olan da yani mendub olan itikafta akalluhu en azı nedir? Muddetun yesiratun, az bir müddettir. Yani bir anlık, İmam Ebu Yusuf'a göre bir an dahi olsa müddetün yesiratun, kısa bir an bile olsa yeterlidir. Levkane merran, hatta şayet mescitten geçiyor olsa, yani bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Fatih Cami gibi büyük bir cami düşünün. Avlunun diğer tarafına geçeceksiniz. Cami içinden geçiyorsunuz. Bu kapıdan girdiğinizde karşı kapıya geçene kadar itikaf niyetiyle yürürseniz yine bu itikaf sayılmış olur. Size yine sevabı vardır. Alel müftabih, fetva verilen görüşe göre levkâne merran, yani geçerek camiden geçiyor olsa dahi bu itikaf caizdir. La yahrucu minhu, itikaftan çıkmaz bu kişi illa ancak, yani normalde bu 10 günlük itikaf, sünnet itikaf yahut da menzur olan itikafta dışarı çıkmak normalde itikafı bozar, mescidi terk etmek, ancak şu şartlarda bozmaz. İlla ancak lihacetin şer'iyetin, şer'i bir hacet vardır, kel cumuati, cuma namazı gibi. Yani bulunmuş olduğu mesela medrese mescidinde 5 vakit namaz kılınıyor lakin cuma kılınmıyor. Bu durumda cumayı kılmak için camiye gidebilir, mahalle mescidine gidebilir. Cumayı kıldıktan sonra tekrar geri dönecektir, oyalanmayacaktır. Bu yüzden cuma gibi şer'i bir özür itikafa zarar vermez. Yahut da tabiiyetin, yani tabii bir ihtiyaç, doğal bir ihtiyaç, ne gibi? Kelbevli, idrar gibi, yani abdest bozmak ihtiyacı gibi ne yapabilir kişi? Mescitten çıkıp helaya gidebilir. Yahut da daruriyetin veya zaruri bir hal durumunda da çıkması caizdir. Ne gibi mesela? Kenhidamil mescidi, mescidin yıkılması veya yıkılma tehlikesi olduğu gibi veya yangın gibi mescidi terk etmek mecburiyetinde kaldığı bir durumda kişi ne yapabilir? O mescitten çıkabilir ve itikafına zarar gelmez bir şartla beraber. Şart birazdan gelecek. Yahut da ve ihraci zalimin kurhan, zorla bir zalim kişinin gelip de bu camiyi boşaltacaksınız diye itikafta olan kişilere yasak koyması, Allah muhafaza bir işgal durumu olabilir. Ki mesela bugün Allah'ım onları da kurtarsın, Doğu Türkistan'daki Müslümanlar itikaf yapmak isteseler camilerinde, Çin kafiri gelip onları zorla çıkarabiliyor mesela. Veyahut da ve teferruku ehlihi, yani buradaki ehlin ayrılması, yani itikaf yaptığı cemaatin dağılması olarak düşünülebilir. İtikaf yapmış olduğu cami cemaati dağılırsa oradan çıkabilir. Ve havfin ala nefsihi, kendisi için bir korku, ev yahut da meta'ihi veya malına zarar gelmesinden korkarsa, minel mükabirin, yani zorba insanların, zulmeden insanların, kişinin kendisine veya malına zarar verme tehlikesi olduğunda yine mescitten çıkabilir. Bu durumda, yani bu şer'i durumlarda zaten cuma için çıkınca geri gelecek, abdest için çıkınca tekrar dönecek. Ancak o mescitten çıkmasını gerektiren zaruri haller vuku bulduğunda da ne yapar bu kişi? Mescitten çıkar. فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَهُ, başka bir mescide girer. Oradan çıkıp başka bir mescide gider. مِنْ سَاعَتِهِ, aynı saatte. Yani çıktığı saatin, yani çıktı oradan bir saat içerisinde, o saati aşmadan başka bir mescide itikafa girer. وَاِنْ خَرَجَ سَاعَةً, eğer bir saat kadar mescitten ayrılırsa, bila azrin, bir özür olmaksızın mescidi bir saatliğine terk ederse, peki nasıl bir özür mesela? O mescitten çıkması gerekti, diğer mescit 2 saatlik yol mesafesinde. Bunda bir şer'i özür var, bunda bir beis yok. Ancak mescitten dışarı çıktı ve bir saat kadar dışarıda kaldıysa ne olur peki? Fesadel vacibu, vacip olan
itikafı bozulur. Yani 3 günlük bir itikaf nezretmişti kişi. Ancak ikinci günde 1 saatlik mescitten dışarıda kalırsa bu durumda itikaf bozulmuş olur. وَاِنْتَهَا بِهِ غَيْرُهُ Diğer itikaflarla bitmiş olur. Yani müstahap olan itikafı sona erer veya Ramazan itikafı son 10 günde sünnet olan itikafta da 1 saat kadar mescitten dışarı çıkarsa bu durumda itikafı sona ermiş olur. وَاَكْلُ الْمُعْتَكِفِ itikaf yapan kişinin yemek yemesi ve şurbuhu veya bir şey içmesi ve nevmuhu veya uyuması yani insani hallerini devam ettirmesi veya ve akduhul bey'a bir alışveriş aktı kurması lima yahtacuhu li nefsihi kendisinin ihtiyaç duyduğu ev iyalihi veya ailesinin ihtiyaç duymuş olduğu bir akit yapması fil mescidi mescitte nedir mesela mescide bir pazarlamacı gelmiştir veya bir kimse gelmiştir veya mescitte itikafta olan bir tüccar vardır. Onunla mesela kendi ailesi veya kendi şahsi bir ihtiyacını almak için bir alışverişte bulunabilir. Ancak ve kurihe mekruh olur. Hatta tahrimen mekruhtur bu. İhdarul mebi'i fihi. Yani ihdarul mebi'i malı orada hazır etmek fihi mescitte malı getirmek, malı sergilemekse tahrimen mekruhtur ki zaten itikaf dışında da mescidin İçerisinde satış yapmak caiz değildir. Ancak avluya hatta bile getirip de bir kimseye ticaret malını mescide sırf oradaki cemaatin varlığından, kalabalığından istifade niyetiyle getirip mal satmak, mescidin içerisinde bu malı pazarlamak tahrimen mekruhtur. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içerisinde mal satacak bir kimseye bereket bulamaması adına da beddua etmiştir. Ki Allah'ın beytini kendi dünya çıkarı için kullanmış olmasın. Ama bir mal getirmeden diyelim ki bir toptancı var. İşte ondan bir yıllık alışverişini o anda yapması mümkündür. Ailesinin ihtiyacı olduğu için. Ancak ihtiyaç fazlası olan bir alışverişi yapması caiz olmayacaktır. Yine dediğimiz gibi o eşyayı mescide getirmesi de caiz olmayacaktır. Ancak diyelim ki kişinin yiyeceği bitti. Yanındaki kişide fazla var. Ondan alabilir veya birini işte imam efendi camiden girip çıkıyor ona bir miktar para verip benim adıma şu yiyeceği alıp gelir misiniz diye bir alışveriş aktı kurmasında yine bir beis yoktur kendi ihtiyacı olduğu için. Ancak dediğimiz gibi zaten itikafta kalacağım bir de yanımda bir mal getireyim veya bugün ne olabilir mesela kişi telefonundan internet üzerinden alışveriş yapamaz ancak 10 gün içerisinde veya itikaf süresi içerisinde lazım gelen bir şeyi alması durumu istisna. Bunun dışında mutlak bir ticaret yapmak internetten de olsa, telefondan da olsa bu caiz olmayacaktır. İtikafa halel getirecektir. Ve kurihe mekruh olur. Aktu mâ kâne litticareti. Ticaret niyetiyle yapılan akitlerse mekruhtur. Yani ihtiyacı yok kişinin o malı almaya ancak ticaret yapıyor. Yani para kazanmak için bunu yapıyorsa bu durumda mekruh olmuş olur. Yine itikafın mekruhlarından ve kuruha es-samtu samt yani sessiz kalmak, konuşmamak in i'takadehu kurbeten onu eğer kurbet, bir ibadet, yakınlık bir fazilet sanıyorsa yani itikaf boyunca susmayı bir fazilet sayıyorsa işte susmam da lazım, tıpkı oruç tuttuğum gibi konuşmamam da lazım gibi bir yakıniyet, bir ibadet zannediyorsa bu mekruhtur, tahrimen mekruhtur. Ancak konuşmamak bir ibadettir gibi bir itikadı yoksa fakat konuşacak bir şey olmadığından veya hayır konuşacak bir şey düşünmediğinden veya tefekkürden ötürü konuşmayı terk ederse bu mekruh olmaz. Ve tekellümü konuşmaksa illa bir hayrın ancak hayırla olması lazımdır. Tabi 10 gün içerisinde diğer mutakiflerle, diğer itikaf yapanlarla dünya kelamı konuşmak uygun olmasa da ilim müzakere etmek veya bir mesele üzerinde müzakere etmek caizdir ancak boş kelam, dünya kelamı konuşmak itikafa sevabına zarar getirecektir. Bu durumda günümüzde tabii şu an 2020 senesinde bir mescitlerin kapalı olma durumu var salgından ötürü. Bu durumda erkekler de kadınlar gibi evlerinde itikaf yapabilirler bu noktada. Ancak bir de kadınların camiye gelmesi durumu vardır itikaf için. Hanefilerde kadınların camilere gelmesi caiz olmadığından itikaf için camiye gelemezler. Ancak Şafii mezhebinde itikaf için işte yaşlı kadın mesela gelip caminin bir köşesinde kadınlar kısmında itikaf yapabilir ama bir Hanefi mezhebinde olan kişi camide itikaf yapamaz.
Biz şeyi düşünelim, yani erkeğin evde itikaf yaptığını düşünelim bu durumda, şu anki şarttan ötürü. Ve harumel vat'u, cima yapmak, cinsel ilişkiye girmek haram olur itikaf süresinde. Ve deva'ihi veya cimaya götüren yakınlaşmalar da bu durumda haramdır. Ve batala bi vat'ihi ve cimasıyla beraber, cima yapmakla beraber itikaf bozulmuş olur. Yani bu durumda evde itikaf yapan bir kadın akşam eşiyle ilişkiye girdiğinde itikafı bozulmuştur. Ve bil inzali bi deva'ihi veya cimaya götüren yakınlaşmadan inzal olmak, cünüp olmak, gusül gerektirici bir hal olması da yine bozacaktır itikafı. Ve lezimethul leyali, başka bir mevzudayız şu an. Bir kimse hani nezirde 3 gün bana itikaf yapmak nezir olsun diye nezir yapan bir kimse için ve lezimethul leyali, geceleri de ona lazımdır. Yani 3 gün dediğinde geceler de buna tabi olur. Eyden aynı şekilde bi nezri itikafi eyyamin, birkaç gün itikafa niyet ettiğinde aynı şekilde geceler de bu kişiye ne yapacaktır? Vacip olacaktır. Ve lezimethul eyyamu, yine geceler lazım olur. Gündüz kısımları lazım gelir. Bi nezri leyali, geceleri nezretmekle, yani 3 gece mescitte itikaf yapacağım diye kişi nezretse bu sefer gündüzler de dahil olur. Çünkü gün geceye tabidir. Mütetabiaten, peş peşe tabi olduğundan. Ve illam yeşteritit tetabu'a, eğer her ne kadar bu kişi peş peşe olmasına 3 gün dediğinde 3 gün peş peşe diye peş peşelik şartı koşmasa bile bu 3 gün arka arkaya olması gerekmektedir. Fi zahir rivayeti, zahir rivaye İmam Muhammed'in o 6 kitabında geçen görüşlerden, ki Hanefi mezhebinin en sahih fetvaları. Ve lezimethu leyletani, yine 2 gece lazım gelir. Bi nezri yevmeyni, 2 günü nezredince, 2 gün itikaf yapmak bana lazım gelsin diye nezreden bir kimseye 2 günlük, 2 günün gündüzü de ne olacaktır ona, o kimseye yine vacip olacaktır. Ve sahhaniyetun nuhuri hasaten, yalnızca gündüzleri niyet etmek. Hani normalde 3 gün dediğimde geceler de tabi veya 3 gece dendiğinde gündüzler de tabi oluyor gün içerisinde olduğundan. Ancak bir kimse yalnızca ve sahhaniyetun nuhuri hasaten dunel leyali, geceler olmaksızın hasaten özellikle gündüzleri niyet etse sahihtir. Yani 3 gündüz diye geceleri istisna yaparak, geceler hariç 3 gündüz diye niyet ederse bir kimse itikafa nezir için, yine bu da caizdir. O zaman ona geceleri beklemek mescitte vacip olmaz. Ve in nazara itikafe şehrin, bir kimse bir ay itikaf yapmayı nezretse ve nevan nuhura hasaten ve sadece gündüzlere niyet etse, yani bir ay boyunca gündüzlere niyet etse, evül leyaliye hasaten veya yalnızca gecelere niyet etse, la ta'melu niyetuhu illa en yusarriha bil istisnai, yani la ta'melu niyetuhu, bu yalnızca gündüzler, yalnızca gecelere niyet etmek niyeti geçersiz olur, ancak neyle geçerli olabilir? En yusarriha bil istisnai. İstisna, yani ancak geceler hariç bir ayın gündüzleri diye geceleri istisna yaparsa, o hariç diye niyetinde belirtirse bu durumda caiz olur. Ancak bir kimse Recep ayının günlerinde diye itikafa niyet etse ve niyetinde de geceleri hariç bıraksa, yani kalbinde geceler hariç diye bir durumda bulunsa, burada istisna yaptığı için, yani geceler hariç demiş olduğu için, bu durumda gecelerin ona camide itikafta kalması geceler boyunca vacip olmayacaktır. Çünkü bu kimse istisna yapmıştır, yani onu hariç tutmuştur. Fakat istisna yapmadan ben bir ay boyunca günlerde, yani gündüzlerde itikafta kalacağım diye geceyi istisna yapmazsa bu durumda bütün gün vacip olacaktır. Tabii şurada Türkçe ile Arapçanın istisnası biraz farklı. Çünkü Arapçada illa leyali diye, yani geceler hariç diye illa kaydıyla, istisna kaydıyla getirildiğinde gündüzler sadece niyet edilmiş oluyor. Ama biz zaten Türkçe'de ben sadece, yani sadece kelimesiyle, sadece gündüzleri veya geceler hariç gündüzleri diye hariç kelimesiyle veya sadece kelimesiyle istisna yapabildiğim için Türkçe'de sanki ikisi de aynı kapıya geliyormuş gibi oluyor, ama Arapça'da ben bir ay boyunca
Gündüzleri niyet itikaf yapacağım diyen bir kimse illa layaliye diye geceleri istisna yapmazsa bu durumda geceler de vacip olacaktır. Bu yüzden Türkçenin ifadesi biraz daha Arapçadan farklı olduğu için Türkçe'de ben sadece bir ay boyunca gündüzleri itikaf yapacağım diyen bir kimsenin yalnızca gündüzler boyunca yani imsaktan, tabi burada şer'i ve örfi gündüz devreye giriyor. Şer'i gündüz imsaktan akşam güneş batana kadar olan süredir. Örfi gündüz ise güneşin doğuşundan akşam batışına kadardır. Bu durumda bu kimse ne yapacaktır? Sabah namazında mescide girecektir, akşam çıkacaktır bir ay boyunca. Vel itikafu meşru'un, itikaf meşrudur. Yani şeriatta onun bir dayanağı vardır. Bil kitabı, kitap ile. Kitap ki hani ayeti kerimede ve entum akifune fil mesacid, mescitlerde sizler akifun yani adanmış bir şekilde bulunursunuz ayeti kerimesinde itikafın, itikafa işaret vardır. Ve sünneti zaten sünnette de sabittir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ın her son 10 gününde girdiğini, itikafa girdiğini biliyoruz. Hatta burada bazı alimler, mesela İmam Zühri demiştir ki, ben şu insanlara şaşarım ki itikafı terk ediyorlar. Halbuki sünnet olan diğer amellerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen yapmış bazen terk etmişlerdir. Ancak itikafı hiç terk etmemiştir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir yılında cihatta olduğu için o sene itikaf yapamamış olsa da daha sonra onu yine kaza etmiştir ve her Ramazan'da son 10 günü Efendimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz itikafta kalmışlardır. Ve huve ve itikaf min eşrefül a'mali, amellerin en şereflisidir. İza kâne an ihlasin, ihlasla yapılırsa, samimiyetle yapılırsa amellerin en şereflisi olarak kayda geçer. Ve min mehasinihi, onun güzelliklerinden, itikafın güzelliklerinden şunlar vardır, şunlar sayılabilir. Enne fihi, şu vardır ki itikafta, tefrigal kalbi min umurid dünya, kalbi dünya işlerinden boşaltmak, dünyayı kalpten çıkarmaya bir fayda sağlayan bir durum vardır itikafta. Ve daha ne vardır? Ve teslimen nefsi ilel mevla, nefsi mevlaya teslim etmek, onun emirlerine karşı kurban etmek, teslim etmek vardır. Ve mülazemete ibadetihi fi beytihi, ve Allah'ın beytinde, onun beytinde, onun ibadetine mülazemet, yani devamlılık, bağlılık vardır. Ve tahassune bihisnehi, ve Allah-u Teala'nın hisni yani korumasıyla bir muhafaza olmak vardır itikafın kendisinde. Ve kâle ata'un rahimahullah, ata rahimahullah, tabiinin büyüklerinden ata rahimahullah buyurmuştur ki itikaf hakkında. Meselül mu'tekifi, itikaf yapan kimsenin misali şuna benzer. Meselü raculin yahtelifu ala babi azimin lihacetin. Bir adam vardır ki bir ihtiyacı için büyük bir kimsenin kapısına sürekli gidip geliyor. Yani itikaf yapan kimse bir ihtiyacını görmek için büyük bir kişinin kapısında sürekli gidip gelen kişiye benzer. Fel mu'tekifu yekul, itikaf yapan kimse itikaf yapmakla tıpkı şunu söylüyor gibidir. La ebrahu, ayrılmayacağım hatta yughfera li, mağfiret oluncaya kadar buradan ayrılmayacağım diye sanki vücut diliyle, lisan-ı hal ile bunu söylüyordur ve bayram gününde de, mesela sünnet olan itikafta bayram gününde de ayrıldığı vakitte mescitten inşallah affolmuş bir şekilde ayrılmış olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terk etmediği sünnetlerden bilhassa şu günlerdeki evlerde kalmak mecbur olan şu günlerde itikaf yapmak, itikafa girmeyi hepinize tavsiye ediyoruz. Mevla Teala itikaflarımızı, oruçlarımızı kabul eylesin. Bir sonraki dersimiz Kitab-ı Zekat olarak İnşallah başlayacak. Mevlam müstefit olmak nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.